Evet. Serdar Varillalı Hoca'nın aile benzerliği yaklaşımı sunumunu dinledik bir önceki oturumumuzda. Şöyle kısaca toparlamamız gerekirse Liderman'ın ve Abdülhakkari'nin çalışmalarından farklı olarak bilimin doğasının bilişsel ve epistemik boyutundan farklı olarak bir de sosyal boyutunu da vurgulanması gerektiğini ifade ediyorlar ve bunu 5 başlık altında topluyorlar. Birinci başlık amaç ve değerler veya Serdar hocamız bunu kategori olarak söyledi. İkinci başlığımız ya da kategorimiz pratikler, yani bilimsel etkinlikler veya pratikler. Üçüncü başlığımız bilgi veya ürün. Dördüncü başlığımız ya da kategorimiz yöntemsel kurallar. Bir diğeri de sosyal ve kurumsal sistemler. Yani benim en çok dikkatimi çeken burada sosyal ve kurumsal sistemlerle ilgili ekonomik boyutu, etik boyutu ve politika ya da politik boyutu. Dolayısıyla bununla ilgili Irzık ve Nolay'dı değil mi? Evet, Irzık ve Nolay'ın, Evet. daha sonra Erduran ve Dagger'in, hatta işte Kaya'nın çalışmalarıyla aile benzerliği yaklaşımı ortaya atılmış. Bilimin doğasında Liderman ve Kalik'ten farklı olarak bir görüş. Evet, düşüncesini ifade etmek isteyen veya soru sormak isteyen arkadaşlarımıza önce söz verelim. Benimle başlayabiliriz eğer şu anda aklınıza gelen soru yoksa. Serdar'cığım bu şeyi sorabilir miyim ben? Bu aile benzerliği yaklaşımındaki bu aile ifadesi şeyle ilgili değil mi? Yani buradaki aile, kastedilen aile bilim mi? Yani ben öyle anladım. Sanki bilimlerin benzerliği yaklaşımı gibi geldi. Evet. Evet hocam. Yani bütün bilimlerin ortak özelliğini değil de ya, aile gibi yani birbirine benzediği yönlerin de olduğu, farklılaştığı yönlerin de olduğu aslında burada vurgulanmaya çalışıyor. Hatta ben vaktimizi etkili kullanmak adına söyleyememiştim ama bir bilim insanı daha vardı, ismini unuttum şeyden. Oyun kavramına da benzetiyorlar. Yani oyun gibi diyorlar hani aile benzerliği yaklaşımını. Oyunda da mesela bir kazanan var. Bu özellik bakımından herkes kazanmıyor. Ya da solitaire oyunda hiçbir kazanan yok mesela. Bunun gibi yani illa bir kazananın olması da şart değil. O olabilir de. Bilimde de aynı. Yani bütün özellikler olmak şart değil diyor mesela. Ya da bir gözlem çıkarım. Yani sokaktan geçen trafikte karşıdan karşıya geçen birisini de gözlemleyebilirsin. Hani bu bir bilim olmuyor. Nasıl ayırt edeceğiz gibisinden. Çeşitli bakış açıları var. Hani sorular geldikçe ben de hem söyleyemediğim yerleri de söylerim hem belki bu şekilde. Belki Evet, açıklayabilirim. Evet. teşekkür ederiz Serdar'cığım. Yani burada bu aile ifadesinin bilim olduğunu hani ben anlamış oldum. Evet. Sunumu da eğer isterlerse tekrar paylaşabilirsin. Ben izin Tabii verdim. ki. Davut Hocam eğer söz almak isterse ona da söz veririz. Ama şu anda Oğuzhan Hocanın şeyini el kaldırdığını gördüm. Ona söz verelim. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Serdar Hocam öncelikle teşekkür ediyorum sunumundan dolayı. Bu 2013'teki öğretim programında bilimin işte bu 11 maddenin yansıtıldığını anlattınız ama 2018'de tekrardan güncellendi. Acaba bu dediğiniz sosyal ve politik boyut yansıtılmış mıydı? O biraz dikkatimi Evet. çekti. Aslında hocam hemen bu soruna cevap vereyim. Eğer senin başka sorun varsa Yok hocam, teşekkür ediyorum. sonra onu da şey yaparız. Aslında bu sunumu hazırlarken ben de bunun üzerine bir çalışma yapılabilir mi diye de düşündüm. Çünkü 2018'de çünkü bu çalışmalar mesela 2016'daki bir çalışmadan yapılmış. 2013'teki program haliyle en güncel olduğu için böyle bir şey olmuş. Hani ben daha uzun bir zaman diliminde 2018 daha detaylı incelenebilir diye düşünüyorum. Hani bu bilimin doğasının özellikle şu sosyal ve kurumsal sistemler açısından tekrar bakılabileceğini düşünüyorum. Ya bu şeyle ilgili Liderman'la karşılaştırdığımız zaman yani benim yani hani seninle doğrulamanı istediğim için tekrar soracağım Serdar'cığım. Bu ekonomik boyut özellikle yani bilimsel bilginin üretilmesinde ekonominin de önemli olduğu yani bilimsel bilginin gelişiminde ve değişiminde hatta bir ülkenin ya da işte ya belki de bilim insanının bile ekonomisinin önemli olduğunu sanki vurguluyorlar burada. Yani Evet. Liderman
da sanki ekonomik boyut yoktu. Bunlar sanki ekonomiyi de katmışlar bu sosyal ve kurumsal sistemlerin içerisine. Bir de biraz daha etik değerlere sanki vurgu yapılmış gibi geldi bana. Veya işte şey gibi mesela profesyonel etkinlikler falan söylemişlerdi. Yani bilim insanının mesela şu anda biz de yapmış olduğumuz gibi bilimsel bilginin gelişiminde işte ekip çalışmasının önemi fazladır. Veyahut da işte bilimsel etkinliklerin yapılması gerekir tarzında şeylere vurgu yapmışlar. Özellikle yani yanılıyor muyum? Yani teyit edebilir misin beni? Bu ekonomik boyutunu sanki Lieberman'lar biraz es geçmiş. Bunlar birazcık daha ön plan tutmuş gibi geldi bana. Evet. Ben de zaten bunu vurgulamaya çalıştım hocam. Şimdi Davut hocam konuda ustadır zaten. Kendisiyle de bir telefon görüşmesi yapmıştık. Aslında ailesel benzerlik yaklaşımını Lieberman'ın sunduğu ve ilk yapanlardan ekmeğinde onlar yiyor şeklinde bir ifadesi olmuştu. Ve şu anda da en şey o demişti ama ailesel benzerlik yaklaşımı evet belli öneriler ortaya atılmış ama sorunları tam tespit edemediği, daha da gelişime açık olduğundan bahsetmişti. Hatta bunu Bohr atom modeline benzetmişti. Modern atom teorisi değil de Bohr atom modeline benzetmişti. Aslında ben burada sistemi de ele alarak ya da sistemde de çünkü finansal ve siyasi ayakları var, ona da bağlı. Ben aslında burada sosyal yapıyı, sosyal beşinci boyutu tam üstüne değinemediğimi düşünüyorum kendi açımda. Aslında en önemli kısmı o. Sizin de dediğiniz gibi bence en büyük katkısı bu. Çünkü o alttaki 7 kategori dedik, başlık dedik. O başlıklar çok önemli. Sizin de dediğiniz gibi. Hatta birçok yayında çalışmada görmediğimiz çok es geçilen bir başlıklar, konular. Yani şeyde Lieberman'lar sanki mesela şey vardı. Lieberman'ın boyutunda işte bilim insanının kültürel yapısı veya bilim insanının bulunduğu toplumdan, kültürden etkilenmesi. Mesela işte bilim insanının ön bilgileri bilimi etkiler derdi. İşte inançları, kültürü, yaşadığı çevre, bilim etkiler tarzında böyle Lieberman'ın düşünceleri vardı ama burada anladığım kadarıyla yani tek başına işte Oktay Kızkapan'ın yaşadığı kültür değil de Oktay Kızkapan'ın kültürü de, Oğuzhan Nacaroğlu'nun kültürü de, işte Hasan Gökçen'in kültürü, yani işbirlikli bir çalışma sanki. Yani sosyallikten bunu anlıyorum ben. Yani evet. Sadece tek bir bilim insanından kültürü değil, bilimi, bilim insanların topluluğunun, yani bilim insanların yaşadığı çevrelerin etkisi var gibi algıladım ben. Davut Hocam galiba söz almak istiyor. Hocam mikrofonunuz kapalı, açabilirsiniz. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş merhaba geldin. Arkadaşlar. Serdar hocama teşekkür ederim. Ben ekran kamerayı açmadım ama dikkatle dinledim. Daha önce de görüşmüştük zaten. Emeğinize sağlık. Oldukça güzel olmuş. Size hoş geldiniz. Olmuş. Açıklayıcı, bir de biliyorsunuz bu yaklaşım çok bilinmiyor. İyi oldu yani. Biz de fark etmediğimiz bazı boyutlarını fark etmiş olduk. Teşekkür ederim. Şimdi şeyle ilgili ben özellikle bu aile benzerliği yaklaşımını, hani Serdar hocam da bahsetti, hani kuantum öncesi Bohr modeli geçiş modelidir ya, yani öyle bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Çünkü şimdi sistem üzerine de ciddi çalışmalar var. Sistemin doğasına yönelik yaklaşık 2 senedir. Özellikle sosyal bağlamın entegre edilmesi bilimin doğasına zaten kaçınılmazdı. Onu entegre ettiler ama şimdi sosyal bağlam deyince çok geniş bir şey aklımıza geliyor. Buradan ekonomik ve politik gerekçeler, yani bilimi şekillendiren ekonomik ve politik gerekçeler bence modelde çok üstü örtülmeye çalışmış. Çünkü altında bazı gerçekler var, bazı sıkıntılar var. Mesela bu noktada biraz daha radikal bir adım atıp da aslında bilime yön verenin insanlığın anlam arayışı değil de büyük sermayelerin fonlamalarıyla, özellikle tüketim amaçlı veya belki altında ideolojik amaçlı bazı etkenlerin olduğuna ilişkin de bence bilimin doğasının en önemli boyutlarından birisi bu. Çünkü bilim insanları kendilerini fonlayan şirketlerin
etkisiyle de hareket edebiliyorlar. Yine mesela dünyada bilim bir moda akımı gibi belli trendlerin ortaya çıkmasında da şeyin etkisi oluyor. Bu büyük sermaye gruplarının etkisi oluyor. Bence bunu daha cesur bir şekilde söyleyecek birilerine ihtiyaç var. Özellikle ben günümüzde sistemin bu konuda yani gerekçelerinin tamamen politik ve ekonomik olduğunu düşünüyorum zaten. Yani sistem normalde eğitimcilerin bir arayış sonucu oluşan bir fenomen değil. Zaten eğitimciler uzun yıllardır multidisipliner, interdisipliner bir zemin arıyorlardı. Bunu biz fenden biliyoruz. Fen okur yazarlığının bilim toplum ilişkisine yönelik standartların, kazanımların ortaya konması zaten bunun göstergesiydi. Ama sistemin şimdi empoze ettiği şey eğitime, yani şeyin tabiriyle o bir, bununla ilgili bir makale yazan bir adam var, ismini tam hatırlamıyorum. Diyor ki sistem ekonomik ve politik gerekçelerle global veya büyük ülkelerin kendi yerel ekonomik güçleri tarafından eğitimcilerin masasına bırakılmış bir olgudur diyor. Yani eğitimcilere diyorlar ki biz bir tip bir insan modeli istiyoruz, özellikle üretecek, bizim üretim süreçlerimizde iş görecek ve bunu eğitim bize verecek, vermek zorunda şeklinde. Ama burada ıskalanan bir şey var. Biz eğitim zemininde, eğitimin en temelde hümanistik bir amacı vardır, evrensel bir amacı vardır. Dolayısıyla biz sisteme eğer hümanistik boyutları entegre edemezsek, amiyene tabirle yani biz aslında küresel, kapital, politik, ekonomik aktörlerin bir oyuncağı haline geliriz eğitimciler var. Dolayısıyla sisteme insani, hümanistik değerler, ben bu hümanistik değerleri de yerel ve evrensel olarak ikiye ayırıyorum. Bunları bir şekilde bizim entegre etmemiz lazım. Mesela sistemde amaç, Serdar Hocam da vurguladı, özellikle bu aile benzerliği yaklaşımı sisteme uygun görünüyor. Mesela orada değerlerin özellikle faydalı ve kullanışlı bir ürün üretme, bir etkinliği olarak odaklandı da iyi. Ama bu fayda hümanistik, evrensel bir fayda mı? Yoksa kime fayda ediyor? Yani kime fayda sağlayacak? Bu sorunun eğitim sosyologlarının ve felsefecilerin tartışması gerekir. Bu konuda ben yani burada bir reklam gibi algılanmazsa biz bir kitap bölümü çıkarttım bununla ilgili. Burada uzun uzun bu meseleyi inceledim ve açıkçası alternatifte Aristo'ya dayandırılan bir Aristo'nun disiplinler arası ilişkiler üzerinden kurguladığı bir taksonomiyi kullanarak yeni bir model önerdim. Biraz kuramsal bir model. Yani pratik ayakları çok yere basması için üzerinde eğitimcilerin çalışması gereken bir şey. Onun uluslararası bir yayını da hazırlanıyor. Çok iyi bir dergide. O modeli de sunuyoruz. Yani biz aile benzerliğinin biraz yaklaştığı şeyi sistem üzerinden, aslında sistemin doğası üzerinden bir model kurguladık. Burada söylediğim iki temel unsur söz konusu. Birincisi hümanistik değerlerin sisteme nasıl entegre edileceğine dair bir kuramsal boyutu var modelin. Bir de özellikle sistemde bütünleşme sorununu, biliyorsunuz meşhur bütünleşme sorunumuz var sistemde. Hangi disiplini merkeze alacağız? Sorunu var. Yani kaç bileşenli olursa sistem olur. Veyahut da bunlara da çözüm önererek kuramsal bir model. Yani bunu özellikle Türkçe çok geniş yazmamın temel nedeni şeydi. Yani Türkiye'de bu önce okunsun. Hocalarımız faydalansın. Onun uygulamaya dönelik belki planlamaları falan da çıkabilir. Ama ben aile benzerliğinin şöyle bir eksikliğini de görüyorum. Bilim dediğimizde kastedilen şeyin ne olduğu konusunda herkes nedense bir hasır altı etme işine giriyor. Yani bir deve kuşluk yapıyor. Bilim nedir? Yani science kelimesinin göndermesi nedir orada? Bu zaten felsefi anlamda uzlaşılmış bir şey değil ki. Yani birazcık eğitim camiası bilim felsefecilerine kulak tıkıyor. Niçin? Şey ortaya çıkacak. Yani bu konudaki tırnak içinde cehaletleri ortaya çıkacağı için bu konuda nedense bir türlü. Yani humanist mesela örneğin
beşeri bilim dediğimizde veya literatür dediğimizde, yani ne bu mesela tarih bir bilim olarak kabul edilmiyor uluslararası literatür. Şimdi ama biz bilim kelimesinin içine hepsini katıyoruz. Burada birazcık bu konuların üzerinde çalışılması lazım. Aile benzerliğinde. Bence tamamen fen bilimleriyle sınırlandırsalar onu daha makul olur. Bir de aile benzerliği dediğimiz zaman kastedilen şey, biraz da şurada bir eleştirim var benim. Örneğin epistemolojik doğası gereği siz ne fizikle kimyayı aynı aileye sokamazsınız. Ancak komşu olabilirler. Yani bu o noktada aynı evin içine girmezler. Yani birazcık bir kimya epistemolojisi, biraz biyoloji felsefesi daha eskidir kimya felsefesine göre. Biraz incelediğinizde aslında dediğim gibi en yakın ihtimalle komşu olabilir. Bir de o konuda indirgemeci bir tavır takınıyor aile benzerliği epistemolojik boyutta. Hepsini fiziğe yakın bir şekilde tanımlama gayreti içine giriyor. O konuları herhalde derinlemesine inmede bir arka plan eksikliği hissediyorlar. Yani onu da artık bilim felsefecilerine biraz kulak vermeleri lazım. Bu konuda kimya felsefesinde çok büyük isimler var. Amerika'da, Almanya'da falan mesela. Onlara bakabilirler. Yine biyoloji felsefesinde öyle. Ama Serdar Hoca'nın o sistemle ilgili yakaladığı şeyi ben gerçekten de takdir ettim. Hocam üzerinde çalışırsa bir de bahsettiğim, yani biz kurguladığımız modeli biraz incelerse biraz da kafası daha netleşir diye düşünüyorum. Yani şey anlamında. Teşekkür tabii ederim hocam söz verdiğiniz için. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam katkınız için. Yani şeyde bu aile benzerliğiyle ilgili yaklaşımda Davut hocam diyor ki bu komşu benzerliği olsun diyor. Aile benzerliği pek olmuyor diyor. Çünkü fizikle kimyayı örneğin aynı ailenin içerisinde değil de kardeş benzerliği desek olur mu hocam? Yani ben fizikle kimyayı kardeş gibi gördüm. Siz komşu dediniz. Biraz daha uzaklaştırdınız sanki. Hocam kardeş değiller. Çünkü kardeşler aynı nesepten gelir, aynı soydan gelir. Ama kimyanın tarihi fizikten çok farklıdır. Kimya 16. yüzyıl, 17. yüzyıla kadar malumunuz. Yani hiçbir zaman doğa felsefecilerinin ilgi alanına girmemiştir. Yani doğa felsefecilerin ilgi alanına giren şey biyolojiyle daha çok fizikti. Kimya daha çok orta çağda bile doğa felsefesi kapsamında fizik temele alınıp ve tıp üzerinden biyolojiye olan eğilim artarken, yani hatta orta çağda revaş bulurken fizik, doğa bilimleri bağlamında ve tıp, ama kimyacılar cadı diye yakılıyordu. Yani bir çeşit kimya uğraşanlar, çünkü subjektif nedenler, İşte o maddelerle uğraşma, maddeleri birbirine dönüştürme, filozof taşı vesaire, eliksir, işte şeyden gelen, İslam dünyasından, o altın çağdan gelen. Yani kimyacılar çok da kale alınmıyordu. Yani 15-16. yüzyıldan sonra kimya artık bir bilim olarak, kimya özellikle Lavoisier'den sonra kendisini tanımlama gayretine girdiği için kimya bir bilim olarak çıktı. İş bizim bu yanılgımıza sebep olan ne? 19. yüzyıl, 20. yüzyıldaki atom teorilerinde kimyanın temeline atomu koyma, Boyle'dan bir Boyle'la birlikte gelen o gelenek ve atom teorilerini fizikçilerin ortaya koyması ve kimyacıların yoğun bir şekilde fizikçilerin ortaya koyduğu atom teorilerinden kullanarak kuantum kimyasını, yani moleküler kimyayı üretmeleri. Öyle olunca şimdi birisi geliyor, tabiri caizse şöyle oluyor. Birisi geliyor bir evde, birileri var, geliyor dışarıdan. Aa bak diyor ki burada iyi, buradakilerden ben faydalanabilirim. Ha, biz ortak iş yapabiliriz, benzer şeyler yapabiliriz gibi diyor. Oradan bir, yani bu iç güveye gitmek gibi bir şey hocam. Yani aileye sonra da dahil olmak gibi bir şey olarak düşünürsek daha mantıklı, daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani tarihsel kökleri kimyayı fizikten ve epistemoloji. Mesela hocam normalde siz bilirsiniz şeyi. Lewis yapıları. Lewis yapılarını hala biz kullanırız. Veya işte mesela rezonans kavramını. Bunlar aslında kuantum mekaniğiyle çok açıklanamayan şeylerdir. Yani bir fizik teorisinden elde edilemezler.
Ama ona rağmen kimyacılar bunu inatla kullanırlar. Niçin? Bir gelenek var çünkü. Bir tarihsel gelenek var. Mesela onun açıklanamadığı halde kullanılır. Çünkü kimyanın bir sosyal yapısı var. Kendi iç sosyal yapısı var. O da tarihiyle çok ilişkili bir şey. Hala kullanıyoruz işte. Özel isimleri, organik kimya bu konuda mesela daha yoğun. Birazcık orada bir yanılgı oldu. Ben şimdi aile ben eğer şuradan en son şunu söyleyeyim çok uzatmadan. Eğer bu aile benzerliği kavramından, bilimin doğası üzerinden eğer fen eğitimine, fizik, kimya, biyoloji alanlarının ayrı ayrı ya da birlikte fen eğitimi içerisinde eğitimine yönelik bir çıkarım yapılacaksa, yani şöyle denilecekse, biz aile benzerliği olan bilimleri benzer metodolojilerle öğretelim, bunun doğasını derlerse büyük bir hata yaparlar. Yani çünkü fiziğin doğasına uygun bir epistemolojik açıklama sınıfta bir söylemle kimyanın epistemik doğasına uygun bir bilimsel söylem elma ile armut gibi birbirinden farklıdır. Yani indirgemeci, genellemeci bir dille anlatabilirsiniz. Ama kimya sizi yarı yolda koyar, bir adım bile gidemezsiniz o genelleme. Hani demek istediğim o. Burada aile benzerliğindeki amaç nedir? Onu da çok anlamış değilim. Yani bilimi tanıtmaksa işte bu tarz kısıtlamalarla birlikte anlatılabilir. Ama bir metodoloji üretmekse şey için eğitim açısından o zaman sıkıntılı. Yani orada bir sıkıntı var. Benim kanaatim o yönde. Fiziği kimya gibi anlatamazsınız. Kimya ya da fizik gibi anlatamazsınız. Mümkün değil. Evet yani bu ama teşekkürler hocam. Ama sanki buradan yani o sizin karşı çıktığınız şeyi ben anlıyorum gibi. Yani aile benzerliğiyle mesela 4 numara vardı yöntemsel kurallar. Hani 5 tane kategori saydı ya Serdar Hoca. Yöntemsel kurallarda sanki diyor ki yani bu kurallara göre bilimi işte öğretmemiz lazım. Ya da bilim bu şekilde bu kurallara göre gelişir ve değişir. Yani ben bunu anladım buradan. Çünkü aile benzerliği dediği için yani bilimler birbiriyle benzerdir ve dolayısıyla da bu 5 kategori altında değerlendirilmelidir gibi bir şey algıladım. Tabii yanlış da algılamış olabilirim ama ileri okumalar yapmak lazım. Arkadaşlarımıza da söz vermek anlamında şöyle bir şey daha söyleyeyim. Yani arkadaşlar yani sizler de bu aile benzerliği yaklaşımında bilimin gelişim sürecine bu ekonomik değerlerin katılması gerektiğini düşünüyor musunuz? Veya yani finansal durum ya da politikanın bilimi etkilediğini düşünüyor musunuz? Liderman'ın bir eksikliğine hareketle aile benzerliğinin içerisinde bu alınmış. Veya Davut Hocam'ın da söylediği gibi aslında aile benzerliğinin de biraz daha hümanistik boyutu da yani insani yönü de biraz eksik kalmış dedi hoca. Bu yönün de vurgulanması gerekir dedi. Yani bilimde insani boyutun da vurgulanması Hocam orada arkadaşlara bir şey açsın diye bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz orada hümanistik boyut ve sosyal boyut şey yaparken şunu unutmamamız lazım. Yani bilim felsefesi ve bilim tarihi, bilim üzerine düşünenleri okuyanlar çok iyi bilirler ki. Yani bu sadece bizim Türkiye'de coğrafyada çalışan bilim felsefecilerin görüşü değil. Bu normalde dışarıda da kendi içlerindekilerin de görüşü. Yani normalde o değerlerin hepsi aslında bilimin sosyal değerleri diyorlar ya evrenselleştirilebilir değerleri diyorlar. Yani o sosyal bağlamın bunlar aslında batı biliminin şeyidir. Yani batı biliminin değerleridir. Şimdi batı biliminin değerlerini eğer aile benzerliği üzerinde bütün insanlar için sosyal anlamda bütün coğrafyalar için iddia ediliyorsa bu kesinlikle şey değil. Yani eğer bilim tarihini yok sayarsak ve tarih tekerrürden ibarettir demezsek yani gelecekte çok farklı bir insanlık olacağız bakış açımızda dersek bu doğru. Ama eğer biz aynı serüveni devam ettireceksek yani bu yanlış bir şey. Ben orada Batı'nın bilimsel değerlerinin mesela bu bilimin amaçları noktasında özellikle gelecek için çok risk görüyorum. Yani çünkü gelecek için Batı'nın bilimin amaçları konusundaki evrensel değerleri bizim coğrafyamıza çok uymuyor. Yani bilim tarihi bize bunu göstermiş. Yani yoksa öyle olmasaydı biz ne atom bombasına şahit olurduk ne
birçok sıkıntılı duruma, yani şu anda Orta Doğu'daki savaşların hiçbirine şahit olmadık belki. Yani demek istediğim o. Yani burada birazcık milliyetçi veya yerel kültürcü bakmakta ben fayda görüyorum acizane. Evet, teşekkürler hocam. Sana söz vermeden iki şey söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi Davut hocam biraz daha papurcu bir yaklaşımla aile benzerliğine eleştirilerini sunarken ben biraz daha mantıksal pozitivistlerden hareketle doğrulamaya gideyim. Mesela işte ekonomik boyutu vardı ya, dikkat ediyorsanız Covid çıktıktan sonra bütün ülkeler neredeyse desteklemeye başladı bilim insanlarını. Yani Covid ile ilgili işte çalışmalar yapın, araştırmalar yapın, projeler üretin şeklinde. Yani ekonomik politikalar veya ekonomi de sanki bilimin değişimi ve gelişimini etkiliyor. Yani bunu ben bu Covid-19 aşısında veyahut da işte korona günlerinde net gördüm sevgili arkadaşlarım. Evet Ersan, seninle devam edelim. Buyur. Ben şu şekilde söyleyeyim hocam. Sizin söylediğinizden bilimin benzer yönlerinin aile benzerliği yaklaşımında tanımından da hareketle daha çok siz benzer yönlerine vurgu yaptınız. Ben o şekilde anladım. Davut hocam ise bu farklılıklarına benzerlik ve farklılıklarının bir arada ele alınması gerektiğine vurgu yaptı. Belki biraz daha her ikisinin hem benzerliklerin hem farklılıklarının biraz daha irdelenerek ele alınabilir gibi anladım. Doğru mu anladım? Bu şekilde düşünüyorum hocam. Yani her ikimizin hem Davut hocamızın hem de sizin görüşlerinizin bir arada bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor diye anladım. Ben o şekilde anladım. Evet. Teşekkürler Ersan. Yine bilim felsefesinden örnek verecek olursak Ersan da şey miydi? Lakatoş muydu hocam? Faydacı olan, yararcı olan. hem oradan Feyerabend'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ersan diyor ki her ikisinde de yani hem eleştirel gözle bakmak lazım hem de eğer kabul edebilir yanları varsa onları da almak lazım diye söylüyor. İki kişi el kaldırdığını söylüyor ama onları ben göremedim kim olduklarını. Hemen söz alabiliriz. Oktay ve Seyit. Tamam, Seyit hocam. Davut hocam hoş geldiniz. Öncelikle çok sizden yani sizin burada bulunmanızdan dolayı çok mutluyum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Serdar hocama da teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Söylediklerinizi çok net dinledim ve notlar aldım. Özellikle bilimin doğası ile ilgili biz de sistem çalışmalarına bunu yedirmeye çalışmıştık. Bu anlamda aile yaklaşımını iki açıdan çok aslında artı buldum. Özellikle işte yani Davut hocamın da belirttiği gibi yani şu güncel son zaman yaşadığımız şeyler bize gösteriyor ki gerçekten ekonomik ve politik nedenler gerçekten bilimsel bilginin ortaya çıkışında şekillenmesinde çok önemli. Bir diğer artı koyduğum şey ise hani biz özellikle Lederman'dan gelen bu yediliğe göre hareket ettiğimiz zaman biz de sosyal boyutu ele alıyorduk. Yani bilim insanının işte bir takım background'u, işte içinde yaşadığı toplum, kültürel yapısı, o toplumun vesaire, bunlar bilimsel bilginin gelişimini etkileyen şeyler olarak ifade ediyorduk ama burada mesela şu gerçekten önemli bence. Yani sadece bir bilim insanının etrafında dönmüyor olay. Yani şu an baktığımız zaman hani birçok çalışmalara böyle işbirlikçi çalışmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında topyekün sizin örneğinizdeki gibi yani işte Ersan hocamın, Serdar hocamın, Oğuzhan hocamın hepsinin aslında etkileşimi ve her birinin aslında işte kültürel background'u, işte içinden kopup geldiği toplum vesaire, bunlar da aslında bilimsel bilginin şekillenmesinde etkili bence. Bu anlamda bu aile yaklaşımını hani artı olarak gördüm ben iki noktadan değerlendirdiğimde. Genel anlamda bilim konusunda ben de takıldım.
Yani işte nasıl sınıflandırmalıyız, nasıl tanımlamalıyız? O noktada benim de aklımda biraz soru işareti kaldı. Yalnız ben Davut Hocam'a şunu sormak istiyorum. Şimdi özellikle hocam da yaptığı sunumda karşılaştırdı öğretim programlarında yer alma almama durumu ile ilgili. Şimdi ben bilimin ne zamanki bilimin doğası ile ilgili hani bir şeyler okumaya başladım. Bu gerçekten benim de aslında bir öğretmen olarak derslerimde sahada bunun nasıl es geçtiğimi gösterdi bana. Yani ciddi anlamda müthiş bir boşluk var. Kitaplarda boşluk var, öğretmenlerde bu anlamda boşluk var. Yani biz atom modellerini bahsederken ben daha öncesinde böyle rüzgar gibi geçiyormuşum. Ben onu anladım. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Yani bu konuda yardım istiyorum. Şöyle ki, yani biz bunu mesela kitaplara yerleştirirken nasıl yerleştirmeliyiz? Biz bunu derslerimizde uygularken nasıl uygulayabiliriz? Biz mesela kendi örnek çalışmamızda işte video destekli çalışmalar yaptık. Onun dışında mesela işte metinler oluşturduk. Sınıf içi işte açık uçlu sorular üzerinden gitmeye çalıştık. Hani özellikle o 7 temel prensibi ben vurgulamaya çalıştım kendi çalışmamda. Ama ben şunu istiyorum. Hani bu ayrıntılı haliyle de hani biz bunu sınıflarımızda ya da işte ders kitaplarımızda nasıl daha etkin hale getirebiliriz? Nasıl daha çocuklara bunu yani gerçekten yani bilimsel bilginin doğasını vermek ya da bilimsel bilginin hani felsefi altyapılarını vermek, kimya felsefesini vermek bence çok önemli, çok değerli. Hani bunu vermeden çocuğa bir atomun tarihsel gelişimini anlatmak ya da işte ne bileyim kimyanın tarihsel gelişimini anlatmak bana artık kıymetli gelmiyor eskisi kadar. Dolayısıyla hani ben daha iyi nasıl olabilir onu merak ediyorum. Yani ben bunu sınıfımda vurgulamak istesem, aile birliğini hani vurgulamak istesem bu sistem temelli stratejilerle de olabilir veya başka bir şekilde olabilir. Nasıl yapabilirim? Ben bu konuda yol rica ediyorum. Evet, Davut Hocam'a söz vermeden önce araya Oktay'ı sıkıştıralım çünkü süremizi etkili kullanmak lazım. Evet, ben de hocam tam da Seyit Hocam'ın söylediği şeyle bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Lederman'ın bilimin doğası anlayışıyla ilgili temel eleştiriler ikiye gruba ayrılabilir. Bir şeyin içeriğiyle ilgili, boyutun içeriğiyle ilgili bazı maddelerine özellikle eleştiriler getiriliyor. Mesela bu bilimsel teori ile yasaların birbirinden farklı olması mesela. Bu bilim pratiklerinde bunun çok bir karşılığı yok. Yani bilim yapan insan ben teori yaptım, yasa yaptım filan gibi bir şey yapmıyor. Yani böyle bir ayrımı çocuklara okulda işte eğitim içerisinde özellikle dikkat çekmenin çok bir anlamı yok diye bir eleştiri getiriliyor. Yani böyle o yedinin bir biriyle ilgili. Yine gözlemle çıkarım arasındaki ilişkinin böyle çok vurgulanıyor mesela 7 tane boyuttan. Bilimin doğasının 7 boyutundan birisi de bu. Bu boyutu da çok eleştiriler var yani. Niye bilim gözlemle deneyimi, çıkarımı çocuk fark etmesi neden bu kadar yani bilimin doğası olacak kadar önemli diye bir eleştiri getiriliyor. Bu içerikle ilgili eleştiriler. Bir de öğretim süreciyle ilgili Seyide Hocam'ın dediği konuyla ilgili şeyler var, eleştiriler. Şimdi bilimin doğası başlangıçta belki öğretiminde de işte üç temel şey var. Bilimin doğası öğretimiyle ilgili üç temel yaklaşım var. Belki Davut Hocam onları daha ayrıntılı açıklar. Şimdi Davut Hocam'dan yine benim şahsen öğrendiğim bir şey var. Yakınında olunca böyle çok şey öğreniyoruz hocamdan. Bu didaktiksel dönüşüm diye bir şey Davut Hocam'ın çalışmaları var. Mesela bilimsel bilginin üretildiği alanla eğitim ortamına gelinceye kadarki geçirdiği dönüşüme didaktiksel dönüşüm deniyor. Bu didaktiksel dönüşüm bilgi dönüştürülüyor da bilimin doğası da dönüştürülüyor. Yani bilimin doğasını biz bence didaktiksel dönüşüme uğratmamalıyız. Yani bunu böyle slogan bilgiler haline getirip de derste işte bir PowerPoint sunumunda arkadaşlar işte 7 tane bilimin doğası anlayışı bunlardır. İşte şu bu görüşe göre şöyle söylenmeli, böyle söylenmeli deyip bunu böyle didaktiksel bir dönüşüme uğrattığımız zaman olayı bağlamından kopartıyoruz yani. O şey bilimin işte doğası anlayışları bağlamında değerli. Bağlamından kopardığımız zaman hiçbir anlam ifade etmeyen kuru bir bilgi haline geliyor. Dolayısıyla çocuk bunu öğrense de bilim şeyine uygulayamıyor. Bunun tabii fen öğretimiyle de ilgisi var. Çünkü fen öğretiminde de böyle bir sorunumuz var.
İşte günlük hayatta ilişkili değil. Yani fen bilgilerini de, fen bilimleri dersinde öğrettiğimiz bilgileri de böyle slogan şeklinde getirip öğrettiğimiz için buna aşırı şey mi deriz artık? Aşırı bir dönüşüm mü deriz? Davut Hocam daha iyi açıklar burasını. Yani didaktiksel dönüşümün dozunu kaçırıyoruz herhalde biraz. Fazla bir didaktiksel dönüşüm oluyor. Bu da olayı bağlamından koparıyor. Sadece böyle kuru bir önerme haline getiriyor. Bu da sıkıcı oluyor yani. Hem öğreten için hem öğrenenler için sıkıcı bir şey oluyor. İnşallah bu şeyde aile benzerliği yaklaşımının entegrasyonu daha güzel yapılır. Bunun için de fen eğitiminin bir dönüşmesi gerekiyor. Yani bu günümüzdeki eğitim anlayışıyla fen eğitimi dönüşmeden bilimin doğası entegrasyonu da yapılamayacak gibi gözüküyor bana. Bilmiyorum Davut Hocam ne der diyerek son sözü ona bırakıyorum. Hocam sizde 3 dakikamız var. 2 dakika. Tamam hocam. 2 dakika size verelim hocam, kusura bakmayın. Tamam hocam. Hemen hızlı bir şekilde. Şimdi hocam Oktay birçok benim söylemek istediğim şeyi zaten söyledi. Ben sadece şöyle bir ekleme yapayım. Hocam biz aslında bilimin doğasından ziyade bir de fen eğitiminin doğası üzerine bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Bir, didaktiksel dönüşüm yeteri kadar yapılmadığı zaman ben ona işte inşallah makale çok iyi bir yerde bekliyor da hala sürüncemede eğer çıkarsa didaktiksel bozunum şeklinde. Ben onu tanımladım. Yaptığım bir çalışmayla didaktiksel dönüşümün nasıl bilimsel bilgiyi bozduğunu sınıfta şey yaptık. Yani gösterdim ben bir temellendirmiş teori çalışmasıyla yaptık. Yani şimdi şunu söylemek istiyorum. Bilimin, Oktay çok haklı. Çünkü bilim yapılarak ben en nihayetinde şuna inanıyorum. Sanki biz antik Yunan'ın ve akabindeki birçok insanın geldiği yere geri gelmeye çalışıyoruz. Yani geri bulmaya çalışıyoruz. Bilim yaptıracağız çocuklara. Sonra o yaptıkları etkinliğe dışarıdan bakmalarını sağlayacağız. Yani önce yaptıracağız. Sonra dışarıdan bakmalarını sağlayacağız kendi etkinliklerine. Bu da felsefe gerektiriyor. Yani biz bilimle felsefeyi eşgüdümlü bir şekilde eğitim vermeliyiz. Bunu fenci vermek zorunda değil. Bunu başka bir fenci bir felsefe dersi yaparak bilimsel pratiklerin üzerine düşünmeyi. Öyle olursa zaten aslında her türlü bilimin doğası yaklaşımında fark edilen, tanımlanan birçok boyutu çocuk felsefeyle. Çünkü biz bilimin doğası dediğimiz şeyi, bütün unsurları felsefeye borçluyuz. Bilim felsefesine borçluyuz. Bilimciler bilim yapanlara dışarıdan baktıkları için bilim felsefecileri ve bilimin doğasını tanımlayabildiler kısmen eğitimciler. O yüzden ben diyorum ki dışarıda kesinlikle fen eğitimindeki pratiklere ilişkin çocuğun analiz yapmasını gerektiren bir derse ihtiyacımız var. Ayrı bir derse ihtiyacımız var. Ama bir dersin iki boyutu da olabilir. Başka türlü olmaz. Evet hocam çok teşekkür ederiz.